Selam arkadaşlar. Bugün cuma. Nihayet cuma oldu gerçekten. Ve ben aslında arkada çalışıyorum arkadaşlar. Görünüyor mu? Baya belli. Zil çaldı ve yeni bir süpürge makinesi eve geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim aslında iki tane süpürge makinemiz var. Bir tanesi Dyson'ın o animal hayvan tüyleri için bilmem ne falan. Onu ilk aldığımızda arkadaşlar zaten baya bir oluyor. Onu biz ne zaman almıştık? 4 sene önce mi? Aslında ne zaman Güntes geldiğinde bize. Tabii ya 4 sene oluyor. 4-5 sene oluyor yani. Ondan sonrasına işte onu yukarıya aşağıya taşı bilmem ne falan. Ondan sonra şunu çok ucuza bulmuştum. Bir de 50 euro söyleyeyim bana. Hediye çekim vardı bu galiba. Yalan söylemeyeyim ben size. Ama yani bana ya 30 veya 40 euroya mı ne geldi? 40 euro bilen değildi. Ya 20 ya da 30 euro geldi o hediye çekiyle. Böyle bir tane aldım. Dedim ki bir marka değil. Onu da söyleyeyim. Dyson falan değil arkadaşlar. Rosenik galiba markasının ismi. Amazon'dan bir marka. O kadar pahalı olmayan bir şey. Ben de dedim ki yani böyle yukarıya falan taşımamak için her böyle ufak bir deneyelim. Çok güzel bir makine. Yani size zaten bir kere daha göstermiştim. Tavsiye ederim o fiyata. Ama onu da söyleyeyim ben size. Hayvanınız varsa kedi tüyleri falan bilmem ne. Bir de böyle ağır minik taşlar falan olur ya. Veya bakın şu Indian'ın şuraya bakar mısınız? Şu hale bakar mısınız? Göstereyim. Bakın şunun üstünde bunları hep böyle kaşıyor ya indiğine şey tırnakları için. Tabii ki bunlar böyle düşüyor. Bunlar böyle çok olduğu zaman arkadaşlar bu yani bir günün. Dün yaptım. Bugün gene temizledi. Şey temizledi diyorum. Kızımız gene tırnaklarını yaptı. Çok seviyor. Bakın görüyorsunuz burada o tüpedi yatağı var. Hayır onun üstünde yatacak. Onları arkadaşlar böyle çok olduğu zaman çekemiyor tam doğrusunu isterseniz. Ondan sonra bir de Malkus'un aşağıda bu lig odasını geçen sene, tabii geçen sene yaz, aslında sonbaharda falan, sonbahar kışta düzenledik, ettik, toparladık her yeri. Şimdi Malkus tabii ki bunu her seferinde aşağıya alıyor. Gene yukarıya getirmeyi unutuyor. Ondan sonra burada ama şeyi var, kablosu var yani bataryasız olsun diye. Markus dedi ki gel dedi bir tane. Ben dedi bunu dedi aşağıya alayım dedi. Bunu yani. Sen dedi bir tane bizim için ev için yani hem burası hem de üst kat için güzel bir şey. Bak dedim bir kere para verelim ama güzel bir şey olsun. Ondan sonra ben tabii ki araştır et bilmem ne falan işte Dyson en güzel işte Dyson bilmem ne. Dyson da bayağı pahalı. Yani bayağı pahalı dediysem galiba en yeni modeli galiba 600 eurodan daha yüksek 700-800 eurolara falan çıkıyor arkadaşlar. Ondan sonra bunu buldum. Roborock H6 diye ve bu gerçekten Dyson'a baş tutuyormuş arkadaşlar. Onu bırakın bazı yerlerde hele hele hayvan tüylerinde arkadaşlar halılarda bilmem ne falan çok süpermiş ve bir kadın şey bilen yaptı yani test bilen gördük arkadaşlar aynı halı ondan sonra bir sürü kedi tüyleri falan var bir Dyson'dan böyle 3-4 kere aynı yerden geçmesi gerekiyor bundan en fazla 2 sefer geçmesi gerekiyor süpermiş bir de Dyson'ın çekme kuvveti doğru mu bilmiyorum sadece duyduğum yani izlediğim şeyde ah damat gelmiş bak ben de diyorum bugün gelmedi bir de bu çekme kuvveti arkadaşlar Dyson'ın böyle bir sene bir buçuk sene sonra falan yavaşlıyormuş. Yani o kadar çok çekme gücü kalmıyormuş. Duydum gerçek mi bilmiyorum. Bunun çok çok iyiymiş. Sonra hemen bir paket açma yaparız. Şimdi de ama tamamı verelim. Kuzum ne haber? Aşkım gelsin içeriye. Ay kusura bakma ben ekranıca öptüm. Öpüşün siz tamam hadi. Yok mu öpüşme gene? İyi tamam hadi. Sana kurmama veririm. Ne
Hadi gel. Hadi gel. Emine sana değil. Endila. 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 Aşkım. Oğlum senin varma ben kuzum. Sen gideyim ama ne? Endila. 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 Nein. Gelmiyor işte. Gördünüz mü? Kapıdan dışarı bile yani bir adım bile atmıyor bazen. Bazen sanki içeri koşacak gibi. Sinir ediyor beni bazen gerçekten. Neyse ben de ben çalışayım. Arkadaşlar ben açtım bile. Akşam oldu gerçekten. Hala da açmamıştım. Dedim ki ben size bir açayım bunu. Şimdi bu iki katlı size içinde olan şeyleri Indila kartonun içinde. İçinde ne var arkadaşlar? İlk önce uzun sopa. Ondan sonrasında şuna bayıldım gerçekten. Şu böyle bir dakika. Bak gördünüz mü? Şöyle uzuyor, kısalıyor gene de. Diyelim ki arabanızı falan temizleyeceksiniz. Bakın şunu da koyarsınız. Şu da var yanında. Şunu da koyarsınız. Ondan sonra makineye bağladığınızda bunu istediğiniz kadar sağa sola bilmem ne falan flex kablo yani flex sopa gibi bir şey arkadaşlar. Onu gösterdiğimde şöyle araba falan temizlemek için aynısı veya koltuklara, koltukların arasına falan. Ondan sonra bu arkadaşlar bildiğim kadarıyla bu sert yüzeyler için yani taş, laminat, tahta. Onlar için yani parket bilmem ne. Şunlar duvara yapmak için montaj yapmak için arkadaşlar bunlar da var. Ondan sonra ikinci katı. Bu da duvara montaj yapmak için. Bu şarj aleti. Ondan sonra bu normal süpürme kafası diyeyim artık ama bundan da taş vesaire temizleyebilirsiniz ama bunu tabii ki halıya falan kullandığınızda süper arkadaşlar çekiyormuş her şeyi. Ana makine de bu. Hepsinde aslında aynı benziyor. Ağırmış ya. Evet yanlış tutuyorum. Şöyle gözüküyor. Şöyle arkadaşlar. Oh! Aküsü çok az bir var. Evet 41. Bakın şurada gördüğünüz gibi. Ondan sonra altını açmak için bakın yapabilecek miyim Berlin? Yani şuraya bastırıyorsunuz şu parmağım olduğu yerde arkadaşlar. Notanın kapağı hemen açılıyor.
Çöpün üstünde tutarsınız. Ondan sonra hemen boşaltırsınız. Ben biraz bir deneyeyim bunu bence. Size utanç verici bir şey göstereyim mi? Dün, evvelsi gün böyle bir süpürdük öbür makineyle. Görüyor musunuz? Gözden görünmez. Wow. Yani ben bu kadar güçlü ama gene de çok sessiz olan bir makine görmedim arkadaşlar. Yani Dyson'ı Mayson'ı unutun. Dyson'ı daha kullanmadım. Onu bir şey yapamam ama süper bir şey. Yani halıdan çıkarttıklarını yani gerçekten sanırım ben şimdi bütün bir evi süpürürüm. Bizi görüyor musunuz bilmiyorum ama biz çıktık evden arkadaşlar. Çünkü donut canımız istedi. Şimdi hiçbir şey göremiyorsanız kusura bakmayın. Donut canımız istedi. O yüzden oraya almaya gidiyoruz. Wow. Royal Donuts'tan donutları aldık arkadaşlar. Şimdi ana yemek olarak bir burger alacağız. Marcus ödüyor. Ondan sonra eve gidip orada yiyeceğiz. Biz burger aldık. Patates burger ve sonra Royal Donuts. Donutlarımız arkadaşlar. Frambuazlı, çilekli. Bu böyle bir croissant ile donut karışımı. Üstünde mandalina var. Bu da chocolate bilmem neydi. Hatırlamıyorum tam olarak. Ve şu Almanya'da bu bir zincir Royal Donuts diye ilk defa deneyeceğiz. Selam. Bugün cumartesi. Ve arkadaşlar yeni bir proje ile karşınızdayım. Şunları Aldi'den almıştım arkadaşlar. Aynalı böyle. Ama ben bunları yani bir pakette 3 tane vardı. İşte şöyle durun göstereyim ben size. Bakın şöyle dizaynda vardı, şundan vardı ve bundan vardı arkadaşlar. Bunların maalesef ya siyah rengi ya da metal rengi yani böyle gri renginde falan vardı. Ben ama onları beyaz istiyorum ve bana ayna lazım olmayacak arkadaşlar. Bunu ama ne yapacağımı sonra göstereceğim. Çünkü yatak odası için bir dekorasyon olacak. Ben şimdi bunları beyaz renkle boyarım. Şunu da bir zamanlar Lidl'den aldığımız bir boya arkadaşlar. Fırça ve başlıyoruz. Böyle %100 perfect olmasını istemiyorum zaten arkadaşlar. Yani belli olsun zaten kendin yap bir projesi olduğunu. O yüzden yani çok da üstüne düşmeyeceğim. Okay, es riecht ein bisschen. Siehst du, es riecht schon. Böyle arkadaşlar oldular. Dediğim gibi %100 böyle sanki bir makineden çıkmış gibi olmasını istemiyorum zaten. Bakarım sonra belki bir ikinci kat daha geçerim. Olmadı böyle bırakırım. Aslında böyle bıraksan da çok hoşuma gidiyor. Ondan sonrasında ikinci paketim var. Aynı aynalarla onu da yapayım bunlar kuruduktan sonra. Ondan sonra devamını gösteririm ben size. Şimdi bunlar kurudu arkadaşlar. Elleyebilirsiniz. Bir ıslaklık falan yok. Şimdi ben bunların içine bir şeyler yapıştıracağım demiştim size. Siz isterseniz ne bileyim aile resmi veya ne bileyim canınız ne isterse. Ben şunları çok seviyorum arkadaşlar. Bunun tekniğin isminin ne olduğunu bilmiyorum ama böyle gazete veya kitap sayfaların üstüne yapılmış şu resimlere bayılıyorum ben. Bunları keseceğim. Ondan sonra bunların içine yapıştıracağım arkadaşlar. Bitti mi? Göstereceğim gene. Tara!
Bitti arkadaşlar. Şimdi ben bunları gene de ne olur ne olmaz yarına kadar kurusun. Ondan sonra yarın yatak odasını asarız arkadaşlar. Nasıl düşündüm? Şimdi nasıl göstereyim ben size? Şöyle. Bir dakika. Şöyle. Bir tarafa bundan, bir tarafa şu veya aslında nasıl yapsak biliyor musunuz? Bakın şöyle yapalım. Bir tane renkli, iki tane siyah beyaz. Bir tane renkli, iki tane siyah beyaz. Bir tarafa, öbürsü bu tarafa. Bence çok güzel oldular. Yarın asacağız. Selam. Akşam oldu ve yemek yapacağız. Bugün ilk defa hayatımda lahmacun deneyeceğim arkadaşlar. Pide falan yapmışlığım var birkaç sefer ama şimdi ilk önce hamurunu yaptım. Bu hamurun içinde ne var arkadaşlar? 5 bardak un, 2 bardak su, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı şeker arkadaşlar. Bu kadar yoğurdum. Biraz orta sertlikli bir hamur diyeyim ben size. Ondan sonra bir de içini harcı, yani iç harcını hazırladım. Bunun içinde ne var? İlk önce bir tane kırmızı biber, yeşil biberim yoktu maalesef. Bozukta var mıydı? Bozukta var mıydı? Galiba yoktu ya. Ondan sonra bir tane soğan, domates, domates salçası, biber salçası, kırmızı biber tuzu, tuz, karabiber. Şimdi şöyle bir paketim var biliyorsunuz yeşilliğim deep freeze'den. Onlar açıldı. Onu koyacağım arkadaşlar. Bir de çok az bir acı olsun diye geçenlerde Markus'un iş yerinden gelen bu kırmızı acı biber pestosundan biraz koyacağım. Ondan sonra 250 derecede 7 ile 10 dakika arasında pişiyorlarmış. Yanına bir de yeşillik yani mahlul var. Ondan sonra domates falan doğrayacağım. Öyle sara sara yeriz gibisine. Markus bana yardım edecek. Markus şimdi ilk önce yeşillikleri falan doğrusun. Tamam. Bu kadar çok özen vermedim yuvarlak olsun diye. Bu güzel oldu da öbürsünler olsun. Böyle ilk defasına olur böyle şeyler. Şimdi harcını koyuyorum. Kenarları falan unutmayın arkadaşlar. Ondan sonra bunlar dediğim gibi 7 ile 10 dakika arası şey fırına girecekler. Bakalım ilk defa güzel olursa bir de kara buğday hamurundan deneyeceğim ki annemlere de götüreyim diye. Annem zavallım beyaz unlu olduğu için yiyemeyecek. Yiyemez yani. Şimdi bunları hemen fırına veriyoruz. Okey. İlkler çıktı ve çok güzel görünüyorlar gerçekten. Fırında da iki tane var. Bir de bundan bu. Ondan sonra yiyebiliriz. Daha var ama şimdi biz yemeye başlayacağız. Çünkü karnımız çok acı arkadaşlar. Bakalım tatları nasıl? Afiyet olsun. Hmm. Nasıl? Güzel mi? Hmm. Es besser als gekauft, oder? Gibt's ja gar nicht zu kaufen. Lahmacun? Natürlich. So original lahmacun gibt's nicht. Yani Almanya'da böyle lahmacun satmıyorlar arkadaşlar. İçine ne bileyim bir sürü et, yani salata bilmem ne koyup da. Ama vardır gene de. Ben de tattım. Tadı gerçekten çok güzel olmuş. Bir dahakine kara buğdayla bir deneyeyim. Gerçekten. Afiyet olsun bize. Teşekkür